Evet, herkese güzel ve mutlu bir gün diliyorum. Güzellikler diliyorum. Her şey gönlünüzde şeker lokum gibi olsun diyorum. Böyle geliriz. Genellikle konuklarımız gelir. Konuklarımızla birlikte Ali Baturay ve Emin Akkor'la böyle bir ayaküstü sohbet ederiz. Bizim muhtarımız Halil Esendağlı. Ona böyle bir takılırım, bayılırım takılırım. Çünkü böyle UBP'nin en köklü, pırıl pırıl insanlarından biridir. UBP'li biri geldi dedim. Bakın dedim, bekler sizi Halil Esendağlı. Uyaracak sizi de söyleyip de söylemeyeceğiz. Tabii tamamen esprili bir şekilde söylüyoruz. Ve bir ayaküstü değerlendirme yapıyoruz. Bu ayaküstü değerlendirmelerimizin tümünde asıl olan yaklaşımlarımızdan biri umut ve hoşgörüdür. Hiçbir şekilde felaket tellallığına gerek yok. Bir. İkincisi, umudu yok etmeye gerek yok. Bizler pazarlarda barış gazeteciliği denildiğinde zanneder insanlar ki barış gazeteciliği yaptığınız zaman işte barışı, çözümü savunacaksınız. Barış gazeteciliği meslek etiğiyle bilgiyi savunmaktır. Bilgiyi ortaya koymaktır. Ve bu bilgide bilgi nedir? Yani filan partinin milletvekilinin bu konudaki düşüncesi doğruluğu ve yanlışlığı bir yana bir bilgidir. Çünkü o perspektiften neyin nasıl aktarılmaya çalışıldığı anlatılır. Bu çok önemli bir noktadır. Ve biz genellikle çok sesliliğe bayıldığımızı söyleriz, hoşumuza gittiğini söyleriz. Ama farklılıkların bilgi paylaşımlı ortamlı seslendirilmesinden de rahatsızlık duyulur. Elbette bizler mikrofon ayağı değiliz. Elbette bizlerin de bir dünya görüşü var. Ben her zaman söylüyorum. Benim bir dünya görüşüm vardır. Ta gençlik yıllarımda şekillenmiş. Ama rozeti yoktur. Yani bir partiyle bağlantılı şekillenmiş bir ifade yoktur. Ama örneğin mesleğimi icra ederken barış, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü artı toplumun değer yargılarına özen göstererek yazı yazar ve konuşurum. Toplumun değer yargılarının popülist bir buyrukçuluk yapar mıyım? Yok, onu demek istemiyorum ama bu toplumun hassasiyetleri varsa o hassasiyetleriyle ilgili toplumunuza farklılıkları anlatın ama özellikle toplumun dışında o hassasiyetlerin ters tarafında bir duruş sergilemeyin. Yani bu bir benim başından beri görüşümdür ve konuklarımı da konuklarım geldiği zaman en iyi şekilde ağırlamak görevimdir. Hepsi her zaman derim ki evinize gelen misafirinize nasıl davranıyorsanız ben de programıma gelen misafirime öyle davranırım. Ve bu çerçevede de eğer telefon bağlantısı olursa herkesin çok uygarca sorular sormasına tamam ama konuğuma birinin hakaret etmesine, küfür etmesine baktığınız zaman ona da çok izin vermem. Tıpkı evimdeki evime gelen konuğuma birinin laf etmesine komşu telden bağıracak var dedin. Olur mu öyle bir şey? Bu çerçevede bunları böyle bugün bir paylaşmak istedim. Şuna da inanıyorum ki yılları böyle geriye dönüp geldiğiniz zaman elbette her şeyin daha iyisini hak eder miyiz? Ediyoruz. Ama böyle yılları aşıp bugünlere geldiğiniz zaman da şunu kabul edelim ki durumumuz çok da kötü değildir. Yani bunu da böyle telefoncum bugün birazcık fazla mesai yaptı. Sebebi de doğum günümdür bugün. O nedenle telefoncuğum da fazla mesai yapıyor. Önemli değil diyeyim ve sözü uzatmadan konuğum Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri ve Mausa Milletvekili Ersan Saner kardeşim. Baba mimar, oğul mimar ilk örneklerden biri. Ayrıca oldukça terbiyeli bir siyaset yapıyorlar. Birazcık da mecburiyet demeyeceğim ama o kültür, o terbiye vardır. Bu siyasetin içinde kolay değil ama
politikaları Ersan Saner'in siyasetini eleştirebilirsiniz. Ama dürüstlüğünü eleştir. Dürüstlüğüyle ilgili şu Allah aşkına biri varsa 864-00-9542 inen telefon numaramdır. Program bitince de arayıp bana isterseniz söyleyebilirsiniz ama bir kişi bile aramayacak. Hoş geldin. Hoş bulduk Hasan Bey. Hem program hoş geldiniz hem de yurt dışından hoş geldiniz. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve eski Genel Başkan ve Milletvekili Tahsin Ertuğruloğlu'yla bir Avrupa seyahati yaptınız. Aslında Ulusal Birlik Partisi'nin uluslararası ilişkileri çok düşüktür demem. Ama uluslararası ilişkilere yeterince özen gösteren bir duruşunuz vardırı da kolay kolay söyleyemem. Bu algı yanlış mı? Çünkü ben Sayın Eroğlu 3. Cumhurbaşkanı, ya dedim Derviş Bey bir bakın, bir yabancı ülkelerin elçileri, diplomatları ya da yurt dışında, neredeyse yurt dışında bir temasla bağlantılı 10 tane fotoğrafı yok diye bir yaklaşım ortaya koymuştum. Yani eksikliğini ifade etmek bakımından. Mevcut Genel Başkanımız sevgili Ersin Tatar da bu bağlamda birazcık eksiği vardı. Ve Strasbourg seyahati bu bağlamda önemli buluyorum. Yani bu girişimi, bu nasıl gelişti ve neler yaptınız? Ve bir de şu var tabii ki, parçası bulunduğunuz grup, Avrupa'daki grup hangisidir Ersan Bey? European Conservative, Avrupa Muhafazakar ve Yenilikçiler Parti. Avrupa hem muhafazakar hem yenilikçi. Muhafazakar ve reformist. Ve reformist. Ama grubun, yenilikçi de diye söyleniyor. Aslında dünyada terminoloji kalıplarına da bir dinamizm, bir devrim yaşanıyor. Evet. Bunlarla evet. Birlikte Ulusal Birlik Partisi'nin bu seyahati nasıl organize edildi, geçmişi nedir ve bu seyahat gerçekleştikten sonra hedefleriniz, yaşananlar ve sonuçlarını ben sözünüzü kesmeden bir dinleyelim. Evet, öncelikle çok teşekkür ediyorum program davetiniz için. Daha sonra da sizin vasıtanızla bizi ekranları başında izleyen tüm vatandaşlarımıza da ben iyi akşamlar dilemek istiyorum. Mutlu akşamlar. Mutlu akşamlar da dileyebilirim, hiçbir sorun yok. Şimdi tabii az önce çok güzel bir şey söylediniz. Barış'ı da tabii siz kattınız işin içine. Bizim de hiçbir sıkıntımız yok o konuda, onu söyleyeyim. Demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne inandığınızı gazetecilik yaşamı boyunca. Bunun dışında bir tek yazım yoktu. Evet, zaten bunlar sadece tabii doğal olarak sizler bir gazeteci olarak bunları kendinize nirengi noktası olarak belirleyip hareketinizin ne kadar doğru olduğunu ifade etmek için söylüyorum. Avrupa İnsan Hakları da, çok özür dilerim, Avrupa Konseyi de aynı mantıkla hareket ediyor ve üyesi bulunan ülkelerde, üyesi olan ülkelerde demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarını ön planda tutacağını hep ifade ediyor. Tabii bunu her zaman da tartışmaya da açabiliriz bundan sonra. Ancak temel felsefenin bu olduğundan hareket edersek, evet, dünyadaki bir görev yaparken de adilhane bir yaklaşımla dünyada siyaset de yaparken bunun gözden kaçırılmaması, bunların gözden kaçırılmaması değerler olduğunu ben de programın başında vurgulayayım. Hatta biraz da AKP'de neler yaptığımız konusuna gelince, bu demokrasinin Kıbrıslı Türklere ne için çoğu zaman farklı çalıştığını da sorguluyoruz zaten sürekli gittiğimizde. Şimdi az önce ifade ettiğiniz ki Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi Avrupa Birliği'nin bir organı değildir. Değildir, evet. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi'ne bağlı bir organdır. Yani insan hakları bağlamında. Aynen geçtiğimiz öyle. Günlerde de bir yazımda vurgu işareti duydum. Bizim mağduriyetimizle birlikte ben Kıbrıs sorununun bir insan hakları sorunu olduğunun da altını çizerim. Evet. Ve bunun yanında hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
hem de Avrupa Belediyeler Birliği de bununla birlikte AKPA'nın altında, Avrupa Konseyi'nin altında hizmetine, yani bağlı iki tane kuruluşu var kendilerine. Belediye başkanlarımız da oradaki toplantılara zaten buradan katılıyorlar. Dolayısıyla bu girişi yaptıktan sonra da evet doğrudur. Ben de politikaya girdiğimde belki parti olarak çok kendimizi ifade edememişizdir veya o tespitlerimizi ifade ettiğimiz ama bizlerin de yapmış olduğumuz siyasette yurt dışında çok fazla ilgimizin, alakamızın olmadığı söylenirdi. 2013 yılından itibaren, çünkü 2009'da ben siyasete başladım. 2013 yılından itibaren de partimizin yurt dışında olmak üzere ve yurt içinde de biliyorsunuz Slovak Büyükelçiliği'nin iki toplum arasında yaptığı görüşmeler var. Partiler buluşması. Partiler değil. Buluşması var. O da dahil olmak üzere bir adım atmaya başladık. Burada öncelikle kendisine de yürekten teşekkür etmek istiyorum. Eski parti başkanımız, eski Dışişleri Bakanımız Tahsin Bey'in emeklerini de buradan söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü bu Dış İlişkiler Komitesi'ni o dönemde birlikte kurarak, hatta kendisi bize bu konuda çok da ciddi ilk başlamada, ilk adımları atarken bana çok destek oldu. Ondan sonra da birlikte bu işleri götürerek bir takım hedefler koyduk ve bu hedeflere ilk Malta'dan başladık. İş adamlarının Malta'da, Türk ve Rum Güney Kıbrıs'taki iş adamlarının Malta'da Amerikan elçiliğinin davetlisi olarak katıldığımız bir görüşmeyle bu işlere başladık. Ve o günden bugüne kadar tuğla üstüne tuğla örerek gelmiş bulunuyoruz. Aslında Tahsin Ertuğrul oldu. Ulusal Birlik Partisi bünyesinde iki toplumlu buluşmalara ilk katılan isimlerden biridir. Evet. Yani Amerikalıların yaptığı pek çok projede sanıyorum da yer de aldı yani. Evet, yani Tahsin Bey... Yani bir taraftan böyle bir katı duruşu varken aslında... Ama katı diyaloğa da kapalı biri değil asla, mi? Asla, asla. Zaten diyaloğa kapalı olması mümkün değil. Çünkü yapmış olduğu meslek gereği diyaloğa kapalı olamaz. Kendisi bir dışişleri mensubuydu. Herkesin de çok iyi bildiği. Tabii yani dışişlerinden diplomat. Aksine tam ters, ülkeler savaşarak iş çözerken diplomatlar siyasi arena üzerinden yapılan kurgulamalarla problem çözerler savaşsız olarak. Dolayısıyla diyaloğa kapalı olan bir insanın böyle bir şeyi çözmesi mümkün değil. Dolayısıyla onun da hakkını buradan geçmem mümkün değil. Önce onun hakkında teslim edip öyle devam edeyim. Bu hakkı. Daha sonra Avrupa 2013 yılından itibaren ben partimizi temsilen Avrupa Parlamentosu'na, Tahsin Bey ise Avrupa Konseyi'ne gitmeye başladık. Tabi orada bizim bir takım gelişmeler... UBP'den ilk giden sizler misiniz bu anlamda? Bizden önce de gidenler mutlaka vardır. Yani biz değiliz. Biliyorum yani giden birçok abimiz büyük daha önce geçmişler abilerimiz. Doğru. Ama ben seçildikten sonra 2009'da parlamentoya girdikten sonra... Yanılmıyorsam Türkay Tokel'de gitmişti. Yani Ertuğrul Bey de gitmişti. Ertuğrul Asiboğlu Bey de gitmişti daha önce bildiğim. Yani birçok... Ben Brüksel'e gittim ama Strasbourg'un 4 mevsimine de gittim. Dolayısıyla ben ayrı akredite olarak giderdim ama evet. Orada her gidişimde de görüşürüz. Tabii yani buradan giden heyetleri hatırlıyorum. Hatta bir defasında hem Sayın Talat hem Sayın Akıncı vardı milletvekili olarak. Evet. Şimdi ve rahmetli analım ve hepimiz ekizler de meclis başkanı. Gördüğünüz gibi yani bizden giden abilerimiz de geçmişten hayatta olanlar da olmayanlar da Allah'tan rahmet diliyorum. Buralarda temsiliyetimiz olmuştu ama bir yoğun bir döneme girdik. İki Avrupa Parlamentosu'na bulunan iki gruptan hangisine üye olabiliriz ki bunlardan Avrupa Birliği'ndeki gruplara bakacak olursak ilk dört gruba baktığımızda o dönemde de şimdi de aynıdır zaten. Hristiyan Demokratlar birinci sırada, Sosyal Demokratlar ikinci sırada. Bizim üyesi olduğumuz Avrupa Muhafazakarlar ve Reformist grubu üçüncü sırada, liberaller de dördüncü. Hristiyan Demokratlar da muhafazakar değil mi? Muhafazakar ama onlar Hristiyan Demokrat olarak. Yani tamamen yani o zaman orada şey var yani dini bir vurguyla beraber mi grup? Aynı şekilde bir de biliyorsunuz solda da yeşiller ayrılır mesela. Görüş olarak paralel düşünseler de yeşillerin tamamen farklı bir grubu var. Bu ama şeyi örmek, yani sormak istiyorum izleyenler açısından. Tabii da ki. Hristiyan Demokrat
Yani Avrupa Birliği, Türkiye Avrupa Birliği üyesi olsa da Kıbrıs Türk siyasal hayatı da Avrupa Birliği bünyesinde olsa, Hristiyan Demokrat grubuna Müslüman olunduğu için giremez mi bir parti? Şimdi böyle bir şey olmadığı için hiç bunu sormadık ama genel olarak o gruba baktığımızda Türkiye'nin aleyhine alınan bütün kararlarda o grubun ciddi katkıları var. Çünkü o grupta Yunanlı milletvekillerinin de ağırlıklı sayıda olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Ha, burada işte bu demokrasi, insan hakkı ve adalet hukukun üstünlüğü nasıl çalıştığı sorgulanması gerekir dediğim zamanlarda da ona da bakmak lazım. Her neyse. Şimdi bu şeyden Avrupa Parlamentosu'nda ve aynı zamanda Avrupa Konseyi'nde de aynı grupları görürsünüz. Biz hem orada hem de bu tarafta, ben tabii ilk 2013-2015 yılları arasında, o zaman muhalefetteyiz ve bakanlık görevim yoktu, Avrupa Parlamentosu'na ben katılıyordum. Şimdi de Avrupa Konseyi'ne partimize temsilen ben katılıyordum. 1 Ocak 2020'den itibaren devrediyorum. Çünkü görünen sekreter oldum. Bir kişinin birden fazla görevi üzerinde bulundurmaması tabii gerektiğine inanan bir kişi olarak demokrasi önceliği, demokrasi gereği, demokratik davranış gereği şu anda da görevi Özdemir Berov arkadaşıma devrediyorum. Dolayısıyla bu süreç içerisinde başlattığımız, 2013 yılında başlattığımız bu süreç içerisinde gerek Tahsin Bey'in o dönemde Özdemir Berov ve Oğuzhan Asiboğlu. Oğuzhan Asiboğlu devam edecek şu anda. Tahsin Bey'in AKPA'da yapmış olduğu temaslar, benim Avrupa Parlamentosu'nda yapmış olduğum temaslar, bizim Avrupa Muhafazakar ve Reformist grubuna üye olmamız konusunda bize çok ciddi bir imkan. Tabii o bilgiyi ekleyelim. Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi ki Türkiye'de üyesidir. Aynen öyle. Mevlüt Çavuşoğlu bir dönem bu parlamentonun başkanlığını yapmıştır. Orada ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2 gözlemci üye ile temsil edilmektedir. Komite toplantılarına da katılabiliyor. Söz hakkı var. Oy hakkı dışındaki bütün hakları vardır. Aynen öyle. Ama Avrupa Parlamentosu'nda durum bu değildir. Durum hiç Avrupa Parlamentosu'nda bununla alakalı bir şeyimiz yok. Şimdi burada... Oraya gittiğinizde hangi kartı takıyorsunuz? Bizlere verilmiş kart vardır. Özel onları takıyoruz biz. O kart... Nereye kadar giriyor? Her yere girebiliyorsunuz. Bir tek oy kullanamıyorsunuz. Hayır, parlamento salonunda oturma yeriniz tabii, var mı? Tabii parlamento salonunda konuşmalarımız var. Avrupa Parlamentosu'nda da. Avrupa Konseyi'nde. Onu konseyini soruyorum ben ama konseyini değil. Avrupa Parlamentosu'nda genel kurula giremezsiniz. Seyirci bölümü? Seyirci bölümüne istiyorsunuz. Gittiğiniz zaman her defasında ayrı bir akreditasyon istiyor musunuz? Hayır, onunla da yine bize kart verildiydi. Öyle giriyorduk yani. Kartımızla bütün kapılar açılıyordu yani. Orada tamam. Da. Baktığınızda orada da bir sıkıntımız yoktu o dönemde de. Şimdi bu çerçevede düşündüğümüzde Hasan Bey, bu gruba üye olmayanı adım attıktan sonra, çünkü AK Parti de o dönemde ciddi üyesiydi, muhafazakar bu birliğin, Avrupa Muhafazakar ve Reformist Partisi'nin, oraya üye olduğumuzda Avrupa Parlamentosu'ndaki üçüncü büyük gruba da otomatikman biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı ile, bakınız bu çok önemli, ve Ulusal Birlik Partisi'nin logosuyla üye olduk. Bir daha söyleyeyim. Avrupa Muhafazakar ve Reformist grubuna Kuzey Kıbrıs KKTC bayrağıyla ve parti logosuyla. Ve parti logosuyla üyeyiz. Bu akşam girerseniz European Conservative and Reformist Party Wikipedia'ya, orada üyelere baktığınızda, ya da ben şimdi buradan da bulabilirim. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını ve bizim partimizin logosunu görürsünüz. Cumhuriyetçi Türk Partisi 1970 yılında kurulmuş bir parti olduğu için, onlar 1970'te Kıbrıs Cumhuriyeti'nde kurulmuş bir parti olarak sosyal Avrupa Sosyal Demokratlar da üyedirler. Ama biz 76'da kurulmuş olduğumuz için biz tamamen bu gruba kendi bayrağımız ve kendi logomuzla üye olduk. Dolayısıyla bu da bize ciddi bir artı getiriyor. Çünkü en azından orada şu anda partideki üst düzeydeki tüm milletvekilleri, hatta bundan bir ay önce çok ciddi bir organizasyon yapacaktık ama bu organizasyonu hiç biz halkla paylaşmadık. Çok ciddi bir milletvekili grubunu, zaten şimdi söyleyeceğim bunlar gerçekleşti de gerçekleşmeyenleri söylemiyorum.
Neden söylemiyorum? Güneydeki komşularımız o insanları, bizim dostlarımızı rahatsız etmesin. Maalesef bunu da yapıyorlar ama şimdi söyledim de kimlerle birlikte çalışıyoruz buralarda. Siz de aslında çok önemseyeceksiniz bu yaptığımız işleri diye düşünüyorum. Ve bu çerçevede bizim üyeliğimiz 7 Nisan 2017 yılında, yani bundan 2,5 yıl önce Arnavutluğun Tiran kentinde toplam o dönemdeki bulunan 27 üyenin 21'inin olumlu, 3'ünün çekimser, 3'ünün de red oyuyla, ki red oyu verenlerin bir tanesine ilgili ülkenin Yunanistan ve Kıbrıs'tan sorumlu büyükelçisiydi. Dipnot. Evet. bu gruba üye olduk. Ve gerek 2 yıllık ondan önceki üye olma çalışmalarımız sırasında, 3 yıl pardon, gerekse de ondan sonraki 3 yılda, yani 2017 Nisan'dan bugüne 2,5 yılı geçtik, her 6 ayda bir yapılan genel kurullarına katılıyoruz. Kuzey Kıbrıs'la ilgili görüşlerimizi dile getiriyoruz. Dünyaya bakış açılarını, çünkü bu bir Alliance of AECR'de eskiden, şimdi düştü. Yani sadece Avrupa Birliği'ne üye ülkeler değil, ACPA gibi Kanada'dan da, Amerika Birleşik Devletleri'nden de, Afrika'dan da üyeler vardır, partiler vardır buraya, Alliance'ın içerisinde üye olan. Onlarla da mesela Ermenistan da buraya üyedir baktığınızda, Azerbaycan da üyedir baktığınızda. Avrupa Konseyi gibi düşünün. Bir uluslararası kapasitesi olan bir kurum. Orada tüm bu görüşlerimizi ortaya koyuyoruz. Hatta son toplantıda Avrupa'nın güvenliği NATO şemsiyesi altında Ukrayna tartışıldı. İngiliz bir eski generalin ve şu anda çok iyi bir noktada görevli olan milletvekili bir generalin, bir önceki dönem Avrupa Parlamentosu milletvekili olan generalin yaklaşımı da aslında çok önemliydi. Onu daha sonra vakit bulursam sizlere de paylaşırım. Dolayısıyla bu gruba üye olduk. Başkanları Çek asıllı Jan Zahradil diye, ki son dönemde Avrupa Parlamentosu başkan adayıydı da yarıştı ama kazanamadı. Hmm. Grubun başkanı Avrupa Parlamentosu başkanlığına da aday koydu. Hatta bizim önünde çektiğimiz fotoğrafı var Jan Zahradil Bey'in. Bakarsanız arkaya orada yazar yani. O fotoğrafın önünde aldık çünkü kareyi. Şunu söylemek istiyorum. Ulusal Birlik Partisi için bazı düşünceleri olan eski dönemde arkadaşlarımızın şimdi şunu bilmeleri gerekiyor. Sayın Başkanımızla birlikte 15 gün içerisinde Ulusal Birlik Partisi karar verdikten sonra bütün organizasyonlar yapılmış ve Sayın Başkanımızla birlikte Avrupa Parlamentosu'ndaki bu görüşmeyi de gerçekleştirmiş olduk. Dolayısıyla Ulusal Birlik Partisi artık sadece ülke içerisinde değil ama Avrupa içerisinde de dilediği zaman, dilediği kapıları... Grubun dışında herhangi bir temas yaptığını, hangi temaslarda neler oldu? Şimdi buradaki temaslarımız zaten grubun başkanının 2014 yılında biliyorsunuz Hellim'in tescili olayı vardı. Ve bizimle ilgili bu konuda bu kadar partilerin dostu olmasına rağmen hiç kimsenin bu konuda bir konuşması olmadı. Ama Jan Zahradil bizim adımıza Kıbrıslı Türklerin de en az Kıbrıslı Rumlar kadar Hellim'in tescilinde hakkı olduğunu ifade eden konuşma yapmıştır genel kurul salonunda. Yani Ulusal Birlik Partisi'nin Avrupa Parlamentosu'ndaki mensubu bulunduğu grup içerisindeki etkinliği sadece kendilerinin konuşmaları değil, öteki partinin, grubun önde gelenleri tarafından da benimsenerek ileri taşınıyor. Kesinlikle. Aynı zamanda Bulgar asıllı ama liberal gruba üye olan, ALDE'ye üye olan milletvekillerine de benzer şekilde temaslarımız olmuştur gittiğimizde. Sadece bizim grup değil yani. Ama bunları çok basın önüne çıkarmayı doğru bulmuyoruz. Çünkü biliyorsunuz güney komşularımız, biz bildiğimiz yolda ilerleyelim. Fazla alsın. Aynen öyle. Ama bizim zaten Sayın Başkan'ın da üye olduktan sonra ilk resmi teması bu çerçevede olmuştur. Yani Ulusal Birlik Partisi'nin başkanının, Ersin Bey'in demiyorum, Ulusal Birlik Partisi başkanı üye olduktan sonra ilk ziyaretini gerçekleştirmiştir gruba. Nasıl bir kabul gördü Sayın Tatar? Çok, yani inanılmaz dostluklarımız olduğu için, kurduğumuz için oralarda çok güzel bir kabul gördüğümüzü söyleyebilirim. Sayın Başkan'la birlikte bunu gerçekleştirdikten sonra tabii oradaki izlenimlerimiz de Kıbrıs Türk halkıyla ilgili olarak pek de böyle
fazla bir iniş çıkışların bu arada değişmeyeceği yönünde de bir izlenimimizin olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Sen sanır yani şu vardır. Biz politika Kıbrıs sorununun uluslararası boyutuna rağmen uluslararası diplomasiyi geliştirme bakımından birazcık geriden geliyoruz. Yani sizler Ulusal Birlik Partisi'nde sizden önceki arkadaşlarınıza saygınızı koruyarak konuştunuz ama sizlerin ciddi bir katkısı olduğu kanaatindeyim. Yani Ulusal Birlik Partisi, hadi söyleyeyim ya, yani Sarayönü Partisi'nin ötesinde bir partidir ve bunu uygulamalarıyla göstermesi gerekiyor. Bu konuda iddianız var mı bundan sonrası için? Zaten inanıyorum ki sizin bizlere de caddede veyahut daha önce ifade edilen bu söylevi artık Ulusal Birlik Partisi onun için dedim 15 gün içerisinde bütün ayarlamaları yapıp Avrupa Parlamentosu'nda dahil olmak üzere istediği kapıları açabilen bir Ulusal Birlik Partisi var artık. Bunu söylerken de bir şey ifade etmek istiyorum, bir mesaj vermek istiyorum. Öyle bundan sonra Ulusal Birlik Partisi anladıkları şekilde, ben öyle bir şey olduğuna katılmıyorum ama anladıkları şekilde sadece Kıbrıs'ta siyaset yapıyorum dışında, işte az önce ben söyledim, hellim konusunda da, hellimin tescili konusunda da bizim gruba daha üye olmadan kurduğumuz ilişkilerle, bu gruba üyelik sırasında kurduğumuz 2014 yılındaki ilişkilerle tek konuşturabildiğimiz parti, gene başkanıydı grubun Sayın Zahradil, ona yaptırabildik. Dolayısıyla Ulusal Birlik Partisi'ne karşı söylenen bu söylevlerin yersiz olduğunu ve çok ciddi bir ivme kazandığımız özellikle 2013 yılından sonra görünür bir şekilde. Sizce Sayın Tatar Strasbourg'dan bazı üzerinden ayrılırken bölgeden nasıl bir izlenim bıraktı? Bizim açımızdan mı? Yoksa tabii ki sizin açımızdan. Bizim açımızdan gayet dediğim gibi size ilk kez çünkü 2017 yılında üye olduk biliyorsunuz. İlk kez partinin genel başkanı. İlk kez partinin genel başkanı. Grubu olduğumuz üyenin başkanını ziyaret etti. Buradaki konuları masaya yatırdık. Onlar da zaten konuları artık şimdi bakın o zaman biraz daha açayım. Sayın Yan Zahradil ve aslında yardımcısı Daniel Hanan diye bir İngiliz gazeteci kendi köşe yazarı olarak Daily Mail'de, Guardian'da, Daily Telegraph'da ve Wall Street Journal'da yazı yazan bir kişi. İnanılmaz bir beyin grubun yardımcısı. Çünkü sonuçta konservatif grubunun esas şu anda üçüncü grup olamamasındaki en büyük sorun İngilizlerin Avrupa Birliği'nden ayrılmasından dolayıdır. Yoksa grubun güç kaybetmesinden dolayı değil. Eğer İngilizler yine parlamentoda olaydı, dördüncü değil yine üçüncü olacaklardı. Peki de ikiye yaklaşacaklardı ama ciddi bir fark var. 120 küsurdur çünkü Sosyal Demokratlar 750 milletvekili içerisinde. Dolayısıyla böyle Daniel Hanan gibi çok ciddi bir beyin var orada. Şimdi Daniel Hanan da Sayın Yan Zahradil de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni iki kez ziyaret ettiler. Bizim konuğumuz olarak. Ama biz bunları da hiç basında dikkat ederseniz paylaşmadık. Hatta buradaki ilk ziyaretinden sonra genel kurul açılışında Daniel Hanan meclis ziyaretinde Atatürk'ün veciz sözünü egemenlik kayıtsız şartsız milletin bir sözünü Türkçe bakın Türkçe okuyarak başladı. Ondan sonra da döndü herkese bunu Kuzey Kıbrıs'ta gördüğünü Atatürk'ün veciz sözü olduğunu ve çok önemli olduğunu vurguladı. Tabii şu var ama değil mi? Şunu da ben anlıyorum ki uluslararası diplomaside ikili ilişkiler, dostluk ilişkilerinin inanılmaz payı var. Yani çok radikal bir talimat söz konusu değilse merkezden gelen milletvekilleriyle ilişkilerin, oradaki insanlarla ilişkilerin geliştirilmesinin çok pek çok konuyu zannedildiğinden kolay çözdüğünü ben şahsen gözledim. %100 katılıyorum tespitinize. Yani bu ikili, yani zannederler ki ikili ilişki sadece bizim coğrafi. Dünyanın her yerinde ikili ilişkiler var ya, ikili ilişkiler
Her şeyin başıdır. %100 söylediğinize katılıyorum. Yani ben o bir ara yoğun gidip orayı böyle bir görüp tanıma dönemimdi. Bir müddet sonra o yani nereden başladım, nereye gidiyorum, ben akredite oluyorum. Yani bunun gizlisi de o. Tabii. Biliyorsunuz işte bir davet gazetecinin günlüğü vardır. Size hangi yoluna gideceğiniz var, biletinizi ödüyor. Gittiğiniz zaman o kalacağınız süreye göre günlük bilmem ne kadarını avans veriyorlar. Kaçacağınız günde gidip gerisini alıyorsunuz. O düzeni, o intizamın içerisinde hiç kartımı da akredite oluyorum. Tıkır tıkır işimi yapıyorum ama tanıyorum insanlar artık. Zaten önemli olan bu. Tabii ki merhaba. Selamlar. Vedat Doğacan Gazimaus'a. Merhaba Vedat Bey, nasılsınız? Allah'a şükürler olsun be Vedat Bey. Şimdi tam da istediğim milletvekili oradadır. Mausalı'dır, tanırım kendisini. Tabii ben konuşurken hiçbir kimseyi de üzmek istemem. Fakat programı ilkten dinlemediğim için Maraş konusunda bir de bu kapılar konusunda bir iki şey sormak isterim. Çünkü dediler Maraş'ı açacaklar, Las Vegas yapacaklar. Hatta malları olan gelsin, mallarına yerleşsin falan gibisinden. Şeyi merak ederim, yani insanları çağırırken geliniz malınıza oturumuz. 74 önceki haline mi sokacaklar bu herkesin evini, otelini ve öyle mi çağıracaklar diye ben merak ettim. Bunun cevabını isterim ben. Bir de şimdi kapılarda yığılmalar falan vardır ya. Bağusuz-ı Kermiya'nın çok büyük bir şeyi vardır, yığılması vardır. Benim aklıma şey geldi, bir de Litra Palas'ta bir kapı vardır. Orada da arabalar geçer ama tabii herkes geçmez. Acaba diyorum yalınız güneyden kuzeye de orada bir geçiş olsa Kermiya rahatlamaz mı diye sormak istedim. Öyle bir şey mümkün mü? Yüzde 50 tane cami yapıldı. Hiçbiri yıkılmadı. Bir okul yapılıyor. Nasıl olur da yıkılır bu okul diye merak ediyorum. Beni aydınlatırsanız sevinirim. Çok teşekkür ederim. Vedat Bey, bir şey sorayım. Bir şeyi anlamadım yalnız. Hangi kapı açılırsa iyi olur mu? Kermiya, Lita Palas'taki kapı var ya. Lita Palas'taki en azından güney kuzey istikametinde. Burada araç trafiği yoktur sadece. Yaya trafiği. Tabii. Yani araç trafiği. Yani burada bir şey. Evet. Vallahi bir isterseniz şimdi bir soruyu daha ben de bir ekleme yapayım. Bazen neydi bugün bir yerde okumuştum. İş adamları derneği diyor ki kapılar açılsın. Tamam. Ben derim ki bütün kapıları açalım. Bütün işlemleri de sonlandıralım. Biri böyle baksın gözüyle kuşkusu yoksa geçsin. Yani biz bu kapıları açarsak Rum tarafı kuzeyden güneye geçen herkesin geçişini güneyde kaldıracak mı barikatları? Çok güzel bir soru sordunuz. Ben güneye konusunda yani, yorum yapmayayım. Hayır, ben söyleyeyim yani soruyu sorarken. Güney yapmayacak. Çünkü Avrupa Birliği kriterlerine göre oraya geçecek insanlarla ilgili belirli kontrolleri yapmaları gerektiği gibi yani Rumları aşan bir takım prensipleri olduğunu da düşünürüm. Ama yani sanki de bizik bu kapıları tutan, yoksa biz olmasak Rumlar bütün kapıları kaçacak, herkes istediği gibi geçecek. Var mı böyle? Şimdi siz Vedat Bey'in sorularının yanı. Siz birçok kez geçip gidip geldiniz. Kontroller esas güneyde mi, sorunuzu kuzeyde mi? Sorunuzu beni yanıtlayacaksınız ama parça görmeyelim. Biz. Merhaba. İyi akşamlar Hasan Bey. İyi akşamlar. İyi yayınlar. Oğuz Ceyda. Selam Oğuzcuğum. Nasılsın? Sağ ol abi. Sen nasılsın? İyiyiz. Turgut'umuza da selam söyle. Söylerim ya. Sayın Genel Sekreter'e de iyi akşamlar. İyi akşamlar Oğuz Bey. Biliyorum. Ben bu Avrupa Parlamentosu konusunda bir şeyi kamuoyunun bilgisine getirmek isterim. Sayın Vekilim biraz evvel ifade ettiği zannedersem yani hiçbir milletvekili bugüne kadar bu parlamentoya girmiş değildir eğer yanlış anlamamışsam. Doğru mu? Nasıl girmedi yani? Yani parlamentoya girip orada parlamento içerisine. Şimdi parlamento. Genel kurula. Genel kurula Avrupa Parlamentosu'na kimse girmedi. Ama Oğuz kardeşim bir dakika. Çok ciddi karıştırılır. Ben Sayın Genel Sekreter'e bir daha tekrarlama fırsatı vermek istiyorum.
Bir Strasbourg'da Avrupa Konseyi Parlamenterler Assamblesi vardır. Oraya Azerbaycan, Türkiye yani Avrupa Birliği üyesi olmayan tabii. Avrupa kıtası dışından Fas. Da üyeler var. Fas, Fas var. Tabii. Biz tabii. karıştırırız onu. Avrupa Parlamentosu ise 28 Avrupa Birliği evet. üyesinden seçilen parlamenterlerden oluşur. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde oy hakkı hariç bütün haklara sahip iki temsilcimiz vardır. Avrupa Parlamentosu'nda kapıdan içeri gireriz. Belirli dolaşım özgürlüklerimiz var. Ama izleyici bölümünden salona inemeyiz. Evet. Tamam işte bu konuda ben bir şeyi gündeme yani kamuoyunun bilgisini getirmek istiyorum. Gerçi o günde yansaydı. Biz Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği'ndeyken yani ben genel sekreter Alican Kabakçı da başkan. Biliyorsunuz Dünya Çiftçiler Birliği'ne bu birliği üye yapmıştık İFAP'a. Ve İFAP Avrupa Parlamentosu'na dünya tarımı konusunda bilgi ve şey veren bir kuruluştur. 2001 yılında Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Parlamentosu'nun düzenlediği İFAP üyelerinin bir genel kurulu oldu. Ve resmi olarak biz Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği olarak davet edildik ve o parlamentoya gittik. İçeri girdik Hasan Bey. 221 ve 222 numaralı Alican Kabakçı ile beraber oturduk ki bu belgelidir. Bakın parlamento tarafından çekilen fotoğraflar bilahare birliğimize bir dakika Avrupa Parlamentosu kuruluşu muydu? Avrupa Konseyi miydi? Parlamento. Evet. O mavi koltuklar. Hasan Bey ben çok iyi biliyorum. Tamam. 4 yıl İngiltere'de yaşadım. Parlamentoyu bana söylemeyin. 28 üyeli o parlamento. Tamam be Oğuz kardeş kızma. Vekillerin olduğu yer. Dolayısıyla o parlamentoya da biz Kıbrıs Cumhuriyeti olarak da önümüzde logo vardı. Onu kabul etmedik Kıbrıs Cumhuriyeti olarak. Ve biz parlamento genel kurula girmeyi reddettik. Tabii bu noktada İFAP yetkilileriyle işte parlamento yetkilileri derhal şey yaptı. Çünkü konulardan biri de dünya barışına yaptığı katkıydı İFAP'ın. Çünkü öncesinde gelmişlerdi ve Rum çiftçi örgütü EKA'yla bizi Litre Palas'ta bir toplantı yapmıştık bunun evveliyatında. Artı Yahudi çiftçileriyle de Filistin evet. çiftçilerini... Tamam Oğuz kardeşim varacağımız noktaya varırsak süremiz oldukça kısaldı. Evet biz o noktada direndik ve Kıbrıs Cumhuriyeti logosu önüne oturmadık, girmedik ve Kuzey Kıbrıs olarak Northern Cyprus önümüze yazıldı. 221 ve 200 numaralı koltuklara oturduk ve dahası da Avrupa Parlamentosu'nun tamamına hitap ettik. Sayın Genel Başkan Alican Kabakçı kalktı ve o kürsüden Avrupa Parlamentosu'na hitap etti yaklaşık 15 dakika. Çiftçiler Birliği'ni temsil eden. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Peki çok sağ olun. Evet. Yani şimdi Oğuz Bey o salona girdiğimiz Oğuz arkadaşım nitelikli bir arkadaşımız ama yani ben de bir zamanlar Alman Bakanlar Kurulu'nda Almanya'nın Avrupa Birliği genişleme süreciyle ilgili politikalarını dinlemek üzere bir bakanın koltuğunda da ben oturdum. Evet biz tabii ben 3 yıldır. Ama yok yani sivil toplum başka, olarak. Evet sivil toplum olarak. Ama tabii ki salona girdik ama milletvekili olarak girmek başka bir meseledir. Orada öyle bir şansımız yok. Şimdi ben Vedat Bey'in sorularını da cevaplayacağım evet, ama önce grubun şeyini de şimdi bizim ülkemizi bu grubu kurma aşamasında ziyaret eden bazı milletvekillerinden örnekleri vereceğim ve az önce söylediğiniz bu ilişkilerin böyle hızlandırırsanız sorularım daha var. Şimdi bizimle birlikte ülkemizi bilfiil ziyaret eden ikişer kez başkanın başkan yardımcısı burada ağırlama fırsatı yakaladık. Bunu niye söylüyorum? O kapılar kolay açılıyor ya işte onun için. Lord Callanan, şu istifa eden en son hükümetin Brexit bakanı. Evet. Ülkemizi ziyaret etti. Bu çerçevede grupla birlikte ülke gerçeklerini biliyor. Mark Field, devlet bakanı dışişlerinden sonra İngiltere. İngiltere ülkemizi ziyaret etti. O da
bu son istifa eden hükümetin bakanı. Bu bakanın yardımcısı İngiltere'de milletvekili seçildi Julia Lopez. Bunların hepsi bizleri gelip Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gerçeğini bilen. Robert Goodwill İngiltere'de istifa eden Tarım Bakanı'nın yanına, bu da Avrupa Konseyi'nde benim yanımda oturup muhafazakar grubun üyesi olan, bu gelmedi ama bunu da tam getiriyorduk, bakan oldu ülkeye. Ve Jeffrey Van Orden, az önce söylediğim general Avrupa konusunda, İngiliz milletvekili, Avrupa Birliği milletvekili, son dönemde İngiliz çıkarları için buraya katılmamayı öngören ve hem Jeffrey Van Orden, bütün buradaki long kanalına zaten Brexit ister. Bunda Sayın Saner şunu görüyor. Daniel Hannah. Ulusal Birlik Partisi grup içerisinde itibarlı bir partidir. Artı şu anda İngiltere'nin Brexit sürecinden sonra kurulacak olan herhangi bir ilişkide, İngiltere ile kurulacak olan, ki hepimizin bir bağı var. Bunları özellikle söylemek istedim. Bu üst düzeyde olan bu arkadaşlarımızın bizimle çok yakın teması var. Biz de bu temasları aynen sizin ifade ettiğiniz gibi halkımızın refahı için ve geleceği için kullanmak adına her şeyi planlıyoruz. Bunu da söyleyeyim. Yani bu tür seyahatlerin çok nitelikli olmasını arzu ederim. Geçmişte gözlemiştim. Lisan bilmeyen, oranın kültürünü bilmeyen, kafeteryada oturup akşam nerede yemek yiyeceğini sorgulayan milletvekilleri de gördüğü bu gözcükleri. Yani. Şimdi burada söylemek istediğim, bu arkadaşlarımızın tümü bizim ülkemizin gerçeklerini bilen, ülkemizin sıkıntılarını platformlarda söz eden, hatta Daniel Hanan bir kez ben çok net hatırlıyorum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş sebeplerini ve nasıl kurulduğunu, inanın bizden, o egemenlik kayıtsız şartsız milletin bir sözünden ayrı olarak da bizden daha da iyi savunan bir arkadaşımızdır. Sayın Başkan'la İngiltere'ye gittiniz mi Sayın Tatar'la beraber? Yok, bizim oradan dönüşümüz vardı. Sayın Başkan devam etti. Onun için biz oraya Londra temaslarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Londra temaslarını da çok olumlu değerlendiriyorum. Çünkü Kıbrıs Türk halkının temsilcileriyle orada bir araya geldi. Oradaki sorunları dinleme fırsatı elde etti. Ve inanıyorum ki tekrardan böyle bir ziyaret tekrar gerçekleşecektir. Onu da biliyorum yani. Bu ilk olmayacak. Sayın Başkan yurt dışındaki Kıbrıs Türklerin seçme ve seçilme hakkını orada bir kez daha seslendirdi. Evet. Biliyorsunuz demin de konuştuk kendi aramızda. Arkadaşlarım biraz farklı bakıyor. Ben yurt dışındaki Kıbrıs Türklerin bir miktar, bir noktadan sonra bir açı, bir bulunacak bir formülle sandık başında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs için oy kullanmalarını destekliyorum. Ta başından beri bu konular tartışılırken. Şimdi 2013-2015 yılları arasında anayasa ve seçim halk oylaması yasasını, biliyorsunuz bir anayasal değişiklik geldiydi 2015'te. Bir de seçim halk oylaması yasasında da değişiklik yapıp parlamentolar düzenlemiştik. Bunları ayrıntılı bir şekilde tartıştık o dönemde. Ben de komitenin bir üyesiydim. Ulusal Birlik Partisi adına ben ve Nazım Bey. Şu anda da Sayın Başbakan dediğiniz gibi o görüşmeyi yaptıktan hemen sonra da bana anında WhatsApp üzerinden bununla ilgili görüşlerimi konusunda bir şeyler yazdı. Ben de ona karşılığını yazdım. Bu tartışmalar sırasında neler olduğunu. Bu konuyu da irdeleyeceğiz. Çünkü bu bir günde yapılacak bir iş değil. Madem dünyada bakınız yani. Çeşitli formülleri var. Örneğin bildiğim kadar Avustralya'da İtalyan parlamentosu, İtalyanlar bir seçim yapıyor. Yani şimdi Evet. Bizim de yurt dışındaki insanlarımızın oy kullanması, bunların bir temsilci belirlemesi ya da bu oylarının belirli miktarda etkinlik olması, ama her halükarda bir bağımızın olmasında siz ciddi bir sakınca mı görürsünüz? Ben görmüyorum ama burada hem anayasal değişiklik hem de yasada yapılması gereken tadilatlar olması gerekir. Bunları bizim nasıl düzenlememiz gerektiği konusunda kafa yormamız lazım, fikir cümlesi yapmamız Vedat lazım. Vedat Bey'in soruları. Vedat Bey'in sorularına gelecek olursam. Şimdi Maraş konusunda görüşümüzün açılacak demişiz, ne olacağını ifade etti. Evet, doğrudur. Maraş konusunda Başbakan Yardımcısının seslendirmeleriyle Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı olan Başbakan'ın söylemleri tam birebir örtüşmedi ama. Şimdi ben burada şunu ifade edeyim. Sanki de Maraş'ın açılması hükümetten ziyade Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Ezer Sayın şahsında bir proje gibi algılandı.
Şimdi Maraş'ın açılması konusunda Sayın Dışişleri Bakanı bir çalışma yapılacağı. Biliyorsunuz burada en büyük problem oradaki vakıf mallarıyla ilgili olarak Kıbrıslı Türklerin bir haksızlığa uğradığı hep söyleniyor. Hı hı. Ve bu vakıf mallarının durumuyla ilgili de şu anda dahi Vakıflar İdaresi'nin sayfasına, internet sayfasına girerseniz oradaki malların vakıf malı olduğunu ifade eden hem şey vardır, görsel bir sunum vardır, hem de bir takım veriler vardır. Ama tüm bu verileri buradaki Maraş'taki mal varlığının, eğer bir vakfa ait olduğu ifade edilen bu mal varlığının ne olduğu, bununla ilgili uluslararası hukuk çerçevesinde neleri ortaya koyabileceğimizi ve bu malların miktarının ne olduğu konusunda şimdi çok ciddi bir envanter çalışması yapılmaktadır. Bitmek üzereymiş. Bu envanter çalışması yapılmadan benim Ersan Saner olarak burada ahkam kesmemi kimse beklemesin. Çünkü eğer bilginiz yoksa ve fikir üretirseniz... Ama Vedat Bey'in sorusunda şöyle bir somutlaşma vardır. Yani siz envanterden sonra 19 Temmuz 1974'teki mülkiyet ağırlığıyla bir Maraş açılmasından mı bahsediyorsunuz? Yoksa yeni bir model üzerinde çalışıyor musunuz? Şimdi Hasan Bey, sizin dünyadaki üretilen, özellikle Avrupa Konseyi'nde üretilen kararları da bertaraf edip bir şey yapmanız mümkün değil. Eğer bunu yapacaksanız zaten başla mal tazmin komisyonu tartışmamız gerekir. Çünkü orada Avrupa Konseyi'ne bağlı olarak çalışan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin almış olduğu bir takım kararlar var. Bunları siz göz önünde bulundurmadan şimdi Çalagadem Vedat Bey sordu. Anladım. Ben açıyorum. Açıyoruz ama nereye göre açıyoruz? Önce bir görelim. Yani hukuku da araştıralım. Bu konuda Ankara'da da bir konferans düzenlendi. Onu da herkes biliyor. O konferansın düzenlenme sebebi de nerede, nasıl, ne yapmamız gerektiği yönünde adımların nasıl atılacağı, dünya hukukunda bunun yeri nedir? Bizim biraz tek sesli bir çalışmaydı. Efendim? Biraz tek sesli bir çalışma. Tek sesli, çift sesli ilk kez yapılan bir çalışmaydı. Keşke daha çok sesliliğe tahammül edilse de neticede farklı fikirleri de kayda geçmiş ama olsaydı. Ama ben de zaten şu anda bu çok sesliliğe ihtiyacımızın olduğundan ifade ediyorum. Tabii ki yani. Ben sizin hoş çok sesliliğinizi biliyorum. Yani, kapılar konusu, yeni kapı açıldı. Kapılar konusu. Ben bu kapılar konusunda da Kıbrıs probleminin çözümü konusunda da Kıbrıs Türk tarafının bir problemi olduğunu hiç görmedim. Hatırlayın en son Bakanlar Kurulu olduğum dönemde de hem Lefke Aplıç kapısının hem de Derinye kapısının açılması vardı. Bizden önceki hükümete işte biri açılsın öbürü sonra açılsın. Halbuki bizim hükümet dönemimizde Sayın Başbakan'ın da kararı var. Açılırsa ikisi birlikte açılır, açılmazsa hiçbiri açılmaz dedik, öyle açıldı. Çünkü bizim kapıyı açmama gibi bir düşüncemiz yoktu. Bu kapılar açılacak. Kontroller de bakınız buradan güneye gidip güneyden mal alıp gelenlerin değil, kuzeyden mal alıp güneye gidenlerin problemi vardır. Mümkün olsa bence benzin depoları araştırılacak artık da o mümkün değil. Bu kadar da iddialı söylüyorum. Dolayısıyla... Derinye kapısı Bağosa'ya ne verdi? Vallahi öyle Bağosa'ya ciddi bir artı verdi mi derseniz bana... Öyle ciddi bir artı vermedi. Bir şey de kaybettirmedi. Ama ulaşımın daha kolay olması konusunda ciddi bir artı sağladı. Çünkü Akyar vardı. Akyar'dan geçiyordu insanlar. Şimdi Derinya'dan daha kolay. Rumlar sizin neyinizdir? Düşmanınız mı? Dost adayınız mı? Siyasi evlilik yapmaya aday karşı tarafınız mı? Nedir Rumlar? Şimdi Kıbrıslı Türkler için Rumlar her zaman bu adada birlikte yaşamayı inkar etmeyecekleri bir halktır. Ama bence bu soruyu tam ters sormanız lazım. Kıbrıslı Rumlar için Türkler nedir? İşte orada onlara sorarım. Dolayısıyla bunun yani bizim Kıbrıslı Rumlardan çekinecek, onları engelleyecek, onlara tavır koyacak hiçbir zaman ne bir görüşümüz, ne bir duruşumuz, ne de davranışımız olmuştur. Ancak karşı tarafın yaklaşımlarına baktığımızda burada ciddi sıkıntılar hepimiz tarafından da gözlemlenmektedir. Dolayısıyla Kıbrıslı Türkler bütün sıkıntılarına rağmen hayat boyu yaşadığı çok kucaklayıcı, çok da bağışlayıcıdırlar diye gözlemliyorum ben en azından Ersan Saner olarak.
milletvekili Ersan Saner olarak da söylüyorsanız, güneye göre de hiç bu konularda fanatizm yapmayan bir halk olarak duruyoruz. Sağcısı solcusu değişmeden. Şimdi gülüyorum, neden? Şimdi Ersan Saner'i dinliyorum. Ulusal Birlik Partisi genel sekreteri, siyaseti oradan başladı. Milletvekili, bakanlık yaptı. Ama her ne halise UBP ile ilgili ortalama kanaatimin hep dışında tuttum sizi. Yani sanki UBP'liler daha fanatiktir, daha katıdır gibi. Siz UBP'yi ne kadar temsil ediyorsunuz görüş olarak? Yani statü olarak değil. Söylem anlaşıldı. Şimdi, yani siz temsil etmezsiniz demem. Ben şunu sorayım. Siz ne kadar Ersan Saner var UBP'de? UBP'de Ersan Saner olduğu için bugünlerdedir. Üç dönemdir zaten. Bu bir. Hayır, ne kadar Ersan Saner var? Yani çok var. Şimdi bakınız, Kuzey Kıbrıs'ta siz fanatiklerimiz olduğu halde herhangi bir elam gibi örgüt kurulmasını görüyorsunuz. Hayır, asla. Peki bu fanatiklerin birçoğunun da hep sağ kanatta olduğu söyleniyor. Sağ yerde senin seçimci de temsilcileri de Ersan Saner ve Ersan Saner gibilerdir. Dolayısıyla yani demek ki burada bizim güneye göre daha bağışlayıcı olduğumuzu ifade etmemin, daha hoşgörülü olmamızın ifade ettiğimiz bu. Geçenlerde bir bayrak olayı oldu. Bir arkadaş beni aradı. Biz de bu bayrağı yakalım. Aman Allah. Ben de şöyle yaklaştım. Biz onların durumuna düşmek durumunda mıyız? Biz bu kadar zamandır... Hiç yanlış bir doğru mu? Hayır ama Osmanlı bile gittiği Osmanlı İmparatorluğu, atalarımızın geldiği Osmanlı İmparatorluğu gittiği her yerde ne dinine ne diline insanların dokanmıştır. Doğru. Kıbrıs'ta bunun en güzel örneği camileri, kiliseleri camiye evirmişlerdir. Baktığınızda Lefkoşa, Mausa hep böyle dini ibadet merkezlerinin bile peki. Osmanlı döneminde hiçbir sıkıntısı olmadığını da çok net görüyoruz. Akıncı'nın performansı. Hangi yöndeki performansı? Müzakere süreci, Cumhurbaşkanlığı makamındaki duruşu. Şimdi Sayın Akıncı'nın ben çok iyi niyetle bu 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı görevine başladığını ben gözlemledim. O dönemde de bakan olduğum için zaten kendisinin yurt dışı ziyaretleri sırasında ağırlıklı olarak hükümet adına karşılama ve uğurlama hatta tören mangası derdik biz. Benimle meclis başkan yardımcımız hep birlikteydik. Severek bu işi yaptık. O işin bizim kendi aramızdaki latifesiydi. Şuydu, ben bu işi gerçekten güneye usul hal yoluyla aktaracağım inanışı vardı. Ta ki 2017'nin ortalarına kadar, yani Grand Montana'daki görüşmelere kadar. Hı hı. Ondan sonra kendisi de bu konuda ifade etmese de beklediğinin karşılamadığını, ifade etmese de desem belki eksik oldu. Çünkü kendisi de... inandığıyla gerçekleşenler örtüşüyor. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı da burada çok şey yapmak istemiyorum. Ancak iki devletin artık kaçınılmaz olduğunu ve muhatabına da ya bu dönem içerisinde bu işe bir çözüm buluruz ya da bu artık... sonsuza dek bu adada bir ayrılığı getirir dediğini de ifade ettiğini bilenlerdenim. Zaten iki ayrı devlete de gideceğiz diyen yine kendisidir. Çok da fazla onun dilinden ağzından da konuşmayı doğru bulmuyorum. Dolayısıyla burada aldatıldığını, kendisinin bu konuda yanıldığını da biliyorum. Ama ne hikmetse... Aldatıldığı yerine öngörüsü tutmadı. Değil. Peki öngörüsü tutmadı ya da varım. Benim burada çünkü... Yani Rum tarafından beklentileriyle ama ilgili. Ama eğer bu kadar iyi niyetinize rağmen hala daha beklentileriniz karşılanamıyorsa ve iki devletli çözümü geçebileceğinizi ifade ediyorsanız ondan sonra bari geri dönüş yapmayaydınız federasyona diye de Ersan Saner olarak... İki kez düşünmesi gerektiğini söylemek istiyorum. Peki müzakerelerin başarısızlığı federasyondan ve Rum tarafının çözüm konusunda yeterince iradeye sahip olmaması ya da niyete sahip olmaması mı? Yani niye federasyonu başarısızlığı? Federasyon mu? Yani federasyon değil iki devletlilik konuşulsaydı anlaşılacak mıydı sizce? Şimdi bugüne kadar... NASA kurulur muydu öyle denseydi? Bugüne kadar yapılan
bütün görüşmeler federasyon çatısı altında gerçekleşmişti. Federasyon amaçlı. Federasyon amaçlı. Tamam. Hiç konfederasyon kurulsun diye bir toplantı yapılmadı mı? Hepimiz biliyoruz. Ama federasyon matematik mi? Hayır. Zaten kendileri de bütün şeylerine baktığınızda bu Kıbrıslı Türklerle ve Rumların bütün Birleşmiş Milletleri kararına baktığınızda bölünecek hakların numeratik bir değer olmadığını söylüyorlar. Peki, Sayın Akıncı'nın Cumhurbaşkanlığı döneminde bir not verseniz 10 üzerinden kaç verirsiniz? Bu federasyon görüşmelerinde devam kararından sonra sınıfı geçmeli derim. Peki. Çok net. Siz sınıfı geçecek bir cumhurbaşkanı adayı çıkaracak mısınız? Bizim zaten adayımızın sınıfı geçme zorunluluğu vardır. Bu net. O da Ulusal Birlik Partisi kendi adayını mutlaka bu cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi çıkaracak. Kendi adayı Sayın Tatar mı şu an için? Ya da Sayın Tatar'ın olma olasılığı %90'dır der misiniz? Evet derim. %90-95 dersiniz. Evet derim. Bir başka adayın aday olması büyük bir sürpriz olur mu? Ulusal Birlik Partisi'nde. Evet. Ulusal Birlik Partisi. Yani Sayın Tatar değil bir başka adayın adaylığı olağanüstü bir sürpriz şimdi olur. Şimdi zaten Ulusal Birlik Partisi Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı kabulünde bulunmadı. Doğru. Dolayısıyla doğru. Bunu konuşmam parti tüzüğünde de Cumhurbaşkanı bütün seçimlerin kuralları bellidir. Cumhurbaşkanı parti meclislerinde belirlenir. Ama Ulusal Birlik Partisi'ndeki anane genel başkanın bugüne kadarki uygulamalar genel başkanın cumhurbaşkanı adayı olmasını gerektirir. Onun için %95 Sayın Tatar Ulusal Sayın Tatar, Birlik Partisi'nin adayıdır. Sayın Tatar da psikolojik olarak artık aday olduğuna kanaat getirdi mi? Sayın Tatar da bu konuda kendisine herhangi ama bir çok görev, istekli olmadığı bilinir de o nedenle soruyorum. Kendisine herhangi bir görev verilirse parti tarafından bundan kaçamayacağını çok net ifade etmiştir. Bunu basınla da paylaşmıştır zaten. Kıbrıs sorununu yeterince biliyor mu Sayın Tatar? Bence bu ülkede zaten Kıbrıs sorununu bilmeyen hiç kimse yok. Sayın Tatar bağlamında değil. Bu Kıbrıs sorununu siz de çok iyi biliyorsunuz. Ben de çok iyi biliyorum. Vallahi ben geçen gün dedim ki Türkiye'de en az bilgiyle en çok konuşulan konudur. Ben bundan sonra dedim Türkiye yanında Kuzey Kıbrıs'ta da Kıbrıs sorunu öyle mücahitlik, göçmenlik hatırasıyla Kıbrıs sorununu bilmek olmaz sevgili Ersan Saner. Şimdi buradaki Kıbrıs sorunu bilmeyen yok ama Ulusal Birlik... Ben Ulusal Birlik Partisi'nde bu parlamento grubunuzda Kıbrıs sorunu konuşacak insan aradım da bir siz, bir de olsa nasip ola aklıma geliyor. Yeterince bilen ola. Biz de çünkü çok önde yani durduk bu konularda, dış ilişkilerde herhalde ondan diye düşünüyorum. Ancak Ulusal Birlik Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı sürecinde Derviş Bey'in döneminde olduğu gibi, Sayın Derviş Eroğlu'nun, rahmetlik Rauf Raif Denktaş'ın döneminde de olduğu gibi çok ciddi bir beyin takımı var arkasında duran. Evet. Dolayısıyla bu bir takım oyunuysa ve siyaset bir takım oyununu gerektiriyorsa bu konuda da en ciddi kadroların sadece Ulusal Birlik Partisi'nde olduğunu çok net ifade etmem gerekir. Üst düzey bürokrat atamaları ve UBP'nin kadro niteliği bakımından yeterince iyi bir referans gösterir misiniz bize? Şimdi Hasan Bey, bakın. Yani atadığımız bürokratlara bakın ne kadar kadrolumuzun geniş olduğunu anlarsınız der misiniz? Kesinlikle derim. Çünkü Ulusal Birlik Partisi'nde çok geniş bir yelpaze var bu konuda. Dolayısıyla bazı arkadaşlarımız ilk 16'da olan futbolcular gibi yıldız olup yedekte bekleyebilir. Bazı 16'daki arkadaşlarımız görevde olabilir. İlk 11'de olabilir. Dolayısıyla bunu geçtiğimiz milli takım maçında da görebilirsiniz. Büyük takımlarımıza baktığınızda da görebilirsiniz. Dolayısıyla bizde bir bu hizmet yarışıdır. Burada futbol takımı gibi düşünürsek teknik direktörümüz uygun gördüğü takımdaki 16'yla sahaya çıkar. Onları göreve getirir. Diğer arkadaşlarımız da takımdan kopmaz. 16'ya girmese bile. UBP-HDP koalisyonu nasıl gidiyor? Şimdi UBP-HDP koalisyonu biliyorsunuz bir gazeteye de demeç verdim. Böyle ısrarlı bir soru geldi bana. Ben ısrarcı hayır değil. Siz ısrarcı değilsiniz yani onu söylemeyin. Sizin bana bu hep bir çağrışım yaptırdı onun için. Dedim bir problem yok. Yine aynı soru geldi ilgili kadın röportajı yapan arkadaşımdan. Dedim bir sorun yok. Gene sorunca dedim yani yanlış anlamayın ama yani bir ailedeki anne babanın çocukları arasında da problem var. Otur.
biz de dedim işte o kardeşler arasındaki problem gibi bir problem varsa var aramızda. Yani bunun dışında yok. Ertesi ay, gün değil bakın çünkü bir ay sonra yaptılar açıklamayı. Kardeş oldular diye başlık attı İngiliz gazete. Şimdi tabii ki bir koalisyondasınız. Boş verin koalisyonu. Ben 2009 yılında tek partili hükümette de bulunan ve o havayı yaşayan bir milletvekiliyim. Orada da kendi içinizde sorunlarınız var. Koalisyonu boş veriniz. Dolayısıyla sıfır sorun, sıfır toz bir koalisyon değil. Tabii ki sorun ama önemli olan ülkeyi idare ederken asgari müştereklerde buluşup ileriye doğru nasıl adım atacağımızı halkın faydasına kararlaştırmaktır. Bunu da şu ana kadar gayet iyi götürdük. Bundan sonra da gayet iyi götürmek için üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Az önce mesela ben buraya gelmezden önce koalisyondaki bir bakanla bir gelecekte yaşayacağımız proje üzerinde görüş alışverişindeydik. Az önce. Dolayısıyla burada şimdi problem var. Problem yok değil ama şu an için böyle. Yarın olağanüstü bir durum olur, bir şey tartışılır. Bunun garantisini kimse veremez ki. Yani siz de eve gittiğinizde huzursunuz ama hanımınızla tartışıp tartışmayacağınız bir konudan dolayı bugün belli değildir yani. UBP ile Halkın Partisi arasında temel siyasi meselelerde, yani UBP CTP düşünün, bir de UBP HP düşünün. Çok mesafeniz açık mı yoksa yakın mısınız? Şimdi ben şunu söyleyeyim, UBP HP düşünce açısından ayrışıyor anlamında da değil ama UBP CTP arasında işlemleri çözerken biraz daha farklı görüş açısı vardır. Örneğin Kıbrıs konusu bağlamında Halkın Partisi'nin bu koalisyon hükümetinde çok daha rahat hareket ettiğini herkes net görüyor. Ama bir önceki dörtlü koalisyonda bunu görmeniz mümkün değildi. Aynı şey CTP ile UBP iktidarda olsa, UBP CTP hükümeti olsa bugün yine açık ve nettir. Yani ne bizim görüşlerimiz Cumhuriyetçi Türk Partisi tarafından onaylanır ne de onlarınki. Biz zaten onların Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde bizim de Ulusal Birlik Partisi olarak halka hizmet vermemizin temel unsurunun bu olduğuna inanıyorum ben. Bu konuya farklı bakış açımız. Kudret Özer Sayın UBP'de bir siyasetçi olsa ne kadar uyumlu olur? Ne kadar? Uyumlu olur UBP'ye. UBP'de siyaset yapmadı UBP'yi hiç hayatı boyunca. Ya, tanıdınız böyle bir baktığınız duruşuna, kökenine. Yani, takdir edersiniz ki yani bunu benim yorumlamam. Tamam eder Sansaner'in yorumu olur ve yani. Ben de sorayım. Tamam size sordum. Nasıl olur Hasan Bey? UBP'ye katkısı olan temiz, dürüst bir siyasetçidir. Dünya görüşleri itibariyle Kıbrıs sorunu esassa çok ciddi bir aykırı olmaz. O misafirler bildi. bu büyük sürpriz. Gelin bakalım. Böyle sürprizim. Gelin bakalım. Ben alkışlayayım bu sizin çocuğunuzu. Hani? Süper kahraman hediyesi. Süper kahraman. Gel bakalım. Gel de. Gel bakalım Alen. Görünür müsünüz hepiniz gel. Hani karın ha. Gelsin bir şey bakalım. Sen böyle alsın görüntüye gel. Bakalım. Gel. Ha? Nereye gelsin? Tamam. Gel. Evet. Nereden bildiniz? Şimdi söyle bakalım. Bu büyük bir sürpriz oldu. Çok güzel bir sürpriz oldu. Ben de ilk kez böyle bir anı yaşadım. Bunu... Şimdi biraz daha geniş alsan açımızı. Ha, aldı herhalde. Ha. Şimdi bugün kimin doğum günüdür? Senin. Benim. Evet. Bir söyleyelim. Bu Zara'mız. Ersan Bey. Bu Alen'imiz. Gel bakalım ne güzel söyledin. Karla şey. Karla. Ve Lara. Hadi bana bir daha söyleyin. İyi ki doğduğunu bakalım. İyi ki doğdun dede. Hadi öpün beni bakalım Sırayla. Bir, iki, üç, dört. Bir dakikada bir de resim çekecek biri bizi geliyor herhalde. Maddeden üfürmedi mumlara. Ha üfürelim mi? Gel bakalım. Hadi hop.
Bravo, alkış yok mu? Vallahi ben efendim programın bütünlüğü. Ama dur bir de verelim. Orada telefon çeksinler bizi. Gel bakalım. Programın bütünlüğü falan hiç önemli olan. Gel. Gel gelsen de. Gel böyle bir dakika buraya gel. Gel dedim bakalım. Bakın. Hop. Bakın bakalım oraya. Ayağı. Evet kim bakacak? Bak da ya. Hadi bir daha salla öyle. Ama bir daha. Evet. Hadi çok çok teşekkür ettik. Vallahi programı da böyle bitiriyorum. Evet. Sen de çok teşekkür ederim. Ben Vedat Bey'in numarasını okulun konusunda kendisiyle sizde mutlaka vardır. Ha, siz mi varsınız? Bir dakika evet. Çocuklar gitmese bile. Ben burada da çok net söyleyeyim. Çocuklar gitmesin. Buradaki okulun yıkılması ben teknik biri olarak söyleyeyim. Tamamen kalıp hatasından dolayıdır. Çünkü bu konuda yalnız çok ciddi bir araştırma yapılıyor. Benim meslekten bir gözlemim kalıp hatasından oluşan bir olaydır. Denetim nerede olacaktı? Denetim inşaat dairesi tarafından yapılması gerekir buradaki. Hı hı. Ama 2016'da hatırlayacaksanız beni Çalışma Bakanı iken denetim yapmamakla suçlamışlardı. Ben çünkü bir programda dedim ki sadece iş sağlığı güvenliği değil yapı denetimi ne olacak demiştim. Ve yapı denetiminde işte bugünü o günden ifade ettim. İş sağlığı ve güvenliği değil yapı denetiminin ne kadar önemli olduğu burada ortaya çıktı. Bu ders oldu bize diyelim. Bu çok ciddi bir ders. Bundan ayrıca camiler yıkılmaz da okullar yıkılır. Bu iş. Bu yalnız okul bittikten sonra değil. Bakınız o çok ciddi bir ayrımdır. Buna dikkat edelim. Çünkü o betonun dökülmesi için kalıp orada geçici bir enstrümandır. O ondan sonra bu okul yıkılacağı diye bir şey asla akla gelmesin. Çünkü bu proje bizim birliğimiz tarafından, ortak vizesi bürosu tarafından da vizelenen yani mesleki olarak denetimden kalıpçı hatası olacağı göreceksiniz. Benim tahminim çok büyüktür. Burada bu şansı verdiği için de Vedat Bey'e teşekkür ediyorum. Öyle okullarımız yıkılır, camilerimiz yıkılmaz diye bir şey kesinlikle algı diye yaratmak doğru değildir. Bunu da düzeltmiş olalım. Peki, içeride. Bak bakalım şimdi. Biz bitiriyoruz hadi. Elinizi sallayın. Evet, bugün de böyle. Evet, öpmezdi. Evet, bugün doğduğumuz gündü. Torucuklarım, arkada Laram, Karlam, Alinci ve Zara Beniz'e bir sürpriz yaptılar. Neymişim bu, ne yazar üstünde? Süper dat. Süper kahraman. Süper kahraman. Evet. Hadi hep beraber elinizi sallayın ve bay bay diyelim. Bay bay. Bay bay.